Eri kökü unutkanlığa karşı da iyi gelir. Bağırsakları temizler, mideyi güçlendirir, damarları açar. Kan kanseri, akciğer kanseri, bağırsak kanseri ama Türkiye'de bulamazsınız. Çok komik değil mi? Yani Türkiye'de bu bitkiyi zamanında binlerce ton satmışız. Şimdi ilaç niyetini ara bulamıyorsun. Şimdi biz bunu nerede kullanıyoruz? Bir, aloe vera. Aloe vera bağırsak kanserine karşı. Bağırsakları temizler, mantarı yok eder. Bakteri, virüs ve mantara karşı. Aloe vera ile ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Mesela bu klinik araştırmalardan biri Amerika Birleşik Devletleri'nde Paul Louis Pauling enstitüsü yapmış. Bağırsak mantarlarının yok ettiği, eksemayı, akneyi, likeni, liken planus gibi cilt hastalıklarını ortadan kaldırdığı belgelenmiştir. Japonya'da yapılan klinik araştırmalarda anti-aging, antioksidan olduğu belgelenmiştir. İşte şu gördüğünüz aloe vera'dan, bu aloe vera, bunun yaprağından ve içindeki jel gibi maddeden biz dünyada ilk doğal aloe vera jeli ürettik. Bu aloe vera jel bağırsakları temizler, bağışıklık sistemini güçlendirir, karaciğeri güçlendirir, alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları vesaire ortadan kaldırır. İçerinde bu güzel hazanbel de var tabii. Efendim, iksir bu sarımsaklı. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı vesaire içerir. Hazanbel de içerir. Bağırsakları temizler, damarları açar. Kişinin mesela kalp damarları %80, %90 tıkanmış olsun. Var öyle çok ağır vaka. Stent takılması gerekiyor, anjiyo yapılması gerekiyor. Zamanı varsa 6 hafta önce iksir kullansın, sonra tekrar gitsin. Anjiyo yapılmasına gerek kalmayacak. Kendi görecek. 6 hafta içerisinde. Evet, bu gördüğünüzde tonik nedir? Gastrit, ülser, reflü gibi mide rahatsızlarına, enterit gibi ince bağırsak enfeksiyonuna karşı etkili. Lahanayla, lahananın içerisinde, bunun içerisinde sadece lahana değil, 19 çeşit bitki var. Bunlardan biri de biraz önce söylediğim hazanbel. Ne yapıyor? Bağırsakları, mideyi temizliyor, arıtıyor, güçlendiriyor. Mesela herhangi bir bitki, çayını demlediniz, unuttunuz mutfakta. Kaç günde küflenir? 3 veya 4. 5. gün kullanılmasını çöp. Hazanbeli çay olarak demleyin, rendeleyin, ince ince. Mutfakta unuttun, 1 hafta, 2 hafta. Küflenmez. Çünkü bataklıkta yaşıyor bu zaten. Bataklıkta yaşayabilmesi için, durgun sularda yaşayabilmesi için bu bataklıktaki bakteri, virüs, mantarı yok edebilecek etken madde içeriyor. Mikrobun her türünü öldürüyor. Bu nedenle kaynattınız, unuttunuz. Küflenmez. Her bitki en fazla 3 günde veya 4 günde küflenir. Kışın 4 günde, yazın 2 günde, 3 günde küflenir. Her bitki. Demlediniz, unuttunuz, küflenir. Yani mantar kaplar. Hazanbel küflenmez. Neden? Çünkü zaten bu bataklık bitkisi. Türkler bunu neden bataklıklara, durgun göl, gölet kenarlarına ekmiş? Suyu temizliyor, suyu. Arıtıyor, temizliyor. İçilemeyecek suyu içilecek hale getiriyor. Nasıl? Mikrobu öldürerek, bakteri, virüs ve mantarı öldürerek içilemeyen suyu içilir hale getiriyor.